yerde konuşma yaptım, çok yerde çok ifadelerde bulundum ama Şubat depreminde yitirdiğimiz şampiyon meleklerimiz, antrenörler, öğretmenler, ebeveynler ve anavatan Türkiye'de 50 binden fazla kardeşimizin hayatını kaybetmesi. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakar, önce aileleri yakar. Önce o ailelere Allah'tan sabır diliyorum. Tabii ki hayatını kaybedenlere de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ama gönül arzu eder ki deprem bu kadar can almasın. Coğrafyamızın bir gerçeğidir deprem ama depreme karşı hazırlıklı olsa idik. Bina, inşaat, yapılar, bunlar daha dikkatli yapılsaydı, depreme dayanıklı yapılsaydı, belki can kaybımız yine olurdu ama böyle olmazdı. Bu kadar olmazdı. Hepimiz tabii ki bu depremde çok yıkıldık. Şampiyon meleklerimizi biz tabii ki anavatan Türkiye'ye dostluk maçı yapmaya gönderdik. Ama orada yakalandılar, depreme yakalandılar. Ne bilsinler ki İsyas Otel'in kumdan yapılmış bir bina olduğunu. Orada kaldılar. Buraya yerleştiler. Dışarıdan gördüğünde çok süslü bir bina. Aa, ne güzel bir otelde kalacağız bu akşam. Ama deprem yerle bir etti o binayı ve orada 72 kişiye İsyas Otel adeta mezar oldu. Gidenler geri gelmez. Ama mutlaka bir adalet olmalıdır. Eğer o binalarda bir çalma varsa, ki var olduğu ortaya çıktı, mutlaka cezalarını görmelidirler. Ceza gördükleri zaman o canlar geri gelecek değildir ama ibret olur belki bundan sonra ve kimse böyle binalardan çalarak ticari amaçlı bina yapmaz, otel yapmaz. Biz anavatan Türkiye'de yargıya güveniyoruz. Mutlaka yargı mutlaka gereğini yapacaktır. Tabii ki o anneler, babalar, kardeşler hepsi de perişan. Ailelerinde kayıp olanlar hepsi de çok perişan. Kısa bir müddet önce ben de Adıyaman'a gittim. İsyas Otel'in bulunduğu yere de gittim. Yanımızda kırmızı karanfiller götürdük, beyaz karanfiller götürdük. İsyas Otel'in yıkıldığı yere bıraktık. Bir de tabii ki dini vecibelerimizden dolayı bir de yanımızda imam götürdük. Dualar da okuduk. Yan taraftaki binalar ayakta kaldı. İsyas Otel'in bulunduğu yerin etrafındaki binalar hala daha ayakta. Nasıl olur? Sadece İsyas Otel o bölgede 7-8 tane bina var etrafta. Onlar duruyor ama İsyas tuz buz olmuş, toz toprak olmuş. Böyle bir bina.
Dolayısıyla mutlaka adalet olmalıdır. Adalet gerekeni yapmalıdır. İki tane değerli kardeşim öncülük yaparak sizleri davet ettiler ve bu akşam şampiyon melekler için acaba onların anılarını yaşatmak için ne gibi katkıda bulunabiliriz? Gönüllü olarak geldiniz, hoş geldiniz. Tabii ki bu dünyada mal da yalan, mülk de yalan. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanıyım. Ama diyorum ki ölüm karşısında makam da yalan. Mal da yalan, mülk de yalan, makam daha da yalan. Bundan dolayı da yardımlaşma içinde olmak, dayanışma içinde olmak, acıları paylaşmak sevinçlerden daha zordur. Sevinçleri çok kolay paylaşabilirsiniz. Ama acıları paylaşmak gerçekten zor. Çünkü acı daha fazla düştüğü yeri yakar demiştiniz. Ama siz bu acıları paylaşırken acaba biz nasıl bu işi biraz daha hafifletiriz? Tarihe ibret olsun, bundan sonra da ibret olsun. Acaba ne yapabiliriz diye bir araya geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiniz. Katılamayan arkadaşların da seslerini dinledik. Bizler aynı milletin insanlarıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrı bir devlettir ama neticede bir Türk devletidir. Burası da sizlerin vatanıdır. Burası da Anadolu da Türkiye'de bizim vatanımızdır. Ayrımız gayrımız yok. Biz Osmanlı adadan çekildik, biz Kıbrıs'ta kaldık. Yoksa biz de Anadolu'da olabilirdik. Geride dönmedik. Buralarda kaldık. Geri dönenler oldu Anadolu'ya. Ama dönmeyenler de buralarda kaldı. Ve tekrar 20 Temmuz 1974'te milletimizle, ozumuzla yeniden buluştuk. Şimdi böyle bir depremden sonra meydana gelen bu acıyı da hep birlikte paylaşıyoruz. Bu acıları paylaşıyoruz ve bir katkı yaparak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne yardımcı olmaya çalışacağız. Allah onların yardımcısı olsun. Hiçbir maddi katkı o evlatları geri getirmez. Ama evlatlar için, aileler için bir şeyler yapıldığı zaman insanların yaşama umudu, yaşama olan tutunmaları en azından artar. İşte biz de onların yaşama tutunmalarını sağlamak için burada toplandık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle acılar vermesin. Rabbim inşallah onlara sabır verir. Yaptıkları yer, mekanları cennet olsun hepsinin. Saygılarını sunuyorum.